Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. FUT Champions özetiyle karşınızdayım. Bu hafta tüm maçları yayında oynadım. 30 maçın tamamını yayınlarımız tüm özele devam ediyor ve artık bırakmaya pek niyetim yok yayınları. Yani bir şekilde devam edeceğim. Videoya geçmeden önce hemen aşağıdaki bilgilerin linkinden bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler diyorum. İyi eğlenceler. Böyle başlayalım. Videonun ortalarında kadrom gözüküyor. Normalde koymuştuk ama açıkçası Ömer unutmuş ama insanlık hali olabilir. O anda bir şey diyemiyorum. Videonun ortasında kadromu görebilirsiniz. Bir önceki attığım Ronaldo videosundaki kadro tabii ki benim değildi. Çünkü bizim zaten turnuvalarda sınırlamalarımız var. Maksimum 2 ikon kullanabiliyoruz. Tabii o kadroyudan sonra hemen 1700 Euro'ya dağıtılan oyuncuları görünce çok şaşırdım ben. O kadronun onunla alakası yok açıkça söyleyeyim. Ama o olay çok dramatik bir olay. Onu da konuştuk zaten uzun uzun yayınlarda ama tekrardan bahsedelim. Bilmeyenler için şöyle. 1700 Euro'ya bir e-spor çalışanı, siz bu parayı veriyorsunuz, 1700 Euro'ya veriyorsunuz, size bunun karşılığında 3 tane Moment ikon, 2 tane Toti kart veriyor. Siz parayı verdikten sonra bir anda hesabınızda 3 tane Moment ikon, ki bunlar sınırsız oyuncular, Ronaldo olabilir, Pele olabilir, Hulk olabilir, Vieira olabilir. 2 tane Toti istediğiniz kartları alabiliyorsunuz. Bu tabi ortaya çıkınca tabii ki çok kötü bir durum gerçekten. Hani ne söylesem ne desem bilmiyorum. Çok da bir yorum yapamıyorum çünkü utanç verici bir durum. Umarım bir telafisi olur. Özellikle oyunculardan bir özür dilenmesi gerekiyor bence. Çünkü insanlar bu oyuna paket açıyorlar, para harcıyorlar ama hiçbir karşılığı yok. Çoğu zaman ve aynı zamanda böyle şeyler görünce tabii ki ister istemez insanlar sorgulayacaklardır. Haklı olarak büyük bir tepki gördü eSports bu konuda. Onu da belirtelim. Onun dışında şöyle devam edeyim. Bu videoda 15 maç izleyeceksiniz. Kalan 15 maçın videosunu da yapacağız tabii ki ve o videoda bir soru cevap yapalım istiyorum. O videodaki soru cevaplar için de tabii bu videonun altına her türlü sorunuzu bekliyorum arkadaşlar. Bu videodaki sorularınızı bir sonraki videoda cevaplayacağız. Onu da belirtelim. 5. maçtan sonra bir party bag izleyeceksiniz. Bir party çantası yapacağız. Güzel gidiyor. Alışıyorum yavaş yavaş. Daha da iyi olacak inşallah. İnsanlar sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Ve buradan gelenler de, burayı izleyenler de yine sağ olsun.
Eğer kanala aboneyseniz tabii ki yayında olmanız şart değil ama Twitch takipçisiyseniz yayında olmanız şart. İlk çekilişlerimizi Perşembe günü yapacağız. Ve sonra ay sonuna kadar bu 7 tane LED'in hepsini vereceğim sizlere. Bu şekilde ışıkları bence gayet güzel. Odanıza atabilirsiniz. Yanınıza koyabilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen aşağıdan bize bu LED'leri veren Neon'un da Instagram sayfasını bıraktım. Onu da belirteyim. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tabii bu EA Sports'un olayı patladıktan sonra bu hafta FootBird'e çıkarmadılar. O yüzden de ben yapamadım en iyi oyuncular listesini. Biraz daha promo bekliyorum arkadaşlar. Biraz daha özel kart bekliyorum. En iyi oyuncular listesi tabii ki gelecek ama son yaptığımızdan sonra çok fazla buna bir kart gelmedi. O yüzden ben de bekletiyorum açıkçası. Geldiği anda paylaşacağım. Ama paylaşırken bu boğa duyu unutursam kesinlikle onu A tier'a koyduğumu düşünün. Çok fazla kart varken tabii ben de ister istemez unutabiliyorum. O yüzden boğa duyu unutabilirim ama kesinlikle A tier'da olmayı hak ediyor. İnanılmaz bir kart. 84 rating olmasına rağmen çok şey yapıyor. Çok hızlı, driblingi var. Şutu iyi, 74 olması lazım gözüken ama bence çok başarılı. Yine geldi karşımıza zaten. Boadu, Robben, Kleiber. Dream Team. Gerçekten. Son zamanlarda karşısında çok etki yaratan kim var? Tapsoba var garip bir şekilde. Gerçi garip değil, adamın her şeyi güzel gözüküyor. O yüzden haksızlık etmeyelim. Tapsoba var. Rhys James tabii ki çok çok kuvvetli. Mbappe Gold her zaman fark yaratıyor karşımda. Ben mesela Neymar'ı kolay savunabiliyorum ama Mbappe'yi savunamıyorum. Normalde Neymar bana kalırsa daha komple bir oyuncu ama ben Mbappe'yi savunmakta çok daha zorlanıyorum. Şu an 4-4-2'nin düz taktiğini oynuyoruz ve CM'lerimiz geride kal değil. O yüzden Hulit'te bu golü attık. Bir oyuncumuza dengeli vermiştim. Yayında o kastımları paylaşmıştım. Yine de oradan takip edebilirsiniz. Başka fark yaratan karşıma gelince kimler var? Böyle bir düşünelim. Bu güzel bir gol Ronaldo'yla. Bilmiyorum. Embabu inanılmaz bir kart. Gerçekten Embabu geldi aklıma. Bu plaseler çok gol oluyor. Normalde zaten çok gol oluyordu ama ikinci partta hiç atamadım garip bir şekilde. Günden güne çok değişen bir oyun FIFA. Ve bunun da cezasını ikinci partta Boadu'dan gol yedik. Morales de iyi bir kart. Kesinlikle iyi bir kart. Curtis Jones çok iyi bir kart bana kalırsa. Zaten neredeyse tüm profesyoneller kullanıyor Curtis Jones'u. Onu da belirteyim. Curtis Jones'u atlamayayım. İnanılmaz kötü bir vuruş Ronaldo'dan. Yani bu hafta Ronaldo'yu satma ihtimalim var gerçekten. Toti kartına bir şey oldu adamın. Sadece ben şikayetçi değilim. Her kullanan şikayetçi. Aramızda kullanan varsa onlar da şikayetçilerse belirtebilirler yorum olarak. Ronaldo'dan şikayetlerini arkadaşlar. Yayınlarımız normalde Salı ve Perşembe 9'da oluyor ama Şampiyon Ligi maçları varsa ya da UEFA maçları varsa biraz daha erkene çekiyorum. Bu hafta çekilişleri Perşembe günü saat muhtemelen 8'de yaparız. 8'de başlarız yani. 9 gibi, 9.30 gibi de çekilişleri yaparız diye düşünüyorum. Yine bir UEFA maçlarına bakarım tabii ki. Twitter'dan, Instagram'dan duyuruyorum zaten. Aynı zaman Twitch'i takiplerseniz çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz birbirimize. Benim için bu sene bir geçiş senesi Twitch'te. Aktif oluyorum ama alışma sürecim var. Bu arada Ronaldo'nu kaçırdı, sıradan bir gol. Seneye bomba gibi geleceğiz. Gerçekten çok farklı takımlar, farklı konseptlerle fotoğraflar, VL'ler bir sürü şeyler yapacağız yayında. Bu sene sadece bizim için bir geçiş senesi, onu da belirteyim. Kulusevski çok soran oluyor yayınlarda. Kulusevski, yani açıkçası Ronaldo bağlantısı olmasa kullanır mıyım? Çok da fazla bir oyuncu da yok yani Kulusevski yerine. Kullanabileceğim ne var onu da bilmiyorum. Bir Saka var ama pahalı diye görmüştüm Saka'yı. Tam emin değilim, belki de düşmüştür fiyatı. Ansu Fati çok merak ediyorum açıkçası. Seveceğim tarzlardan bir oyuncu benim Ansu Fati. Crespo Moment geldi karşımıza. Ya bu kadroya çok uzun süredir oynuyormuşum gibi hissediyorum açıkçası. Kadroyla biz bir 30 yaptık. Ama ondan sonra 27 yaptım. Bir tane tabii 27 yaptığım hafta tabii disconnect demiştim. 26 yaptım, o hafta da disconnect dedim. Her gece 3'te internetimiz resetleniyor bizim. Süper Online kendisi resetliyor.
gelip araya bıraktığım toplarda. Ve Neymar dakika 80'de kritik bir golle bizi 13-0'a taşıdı. Bu nasıl? Of, buradaki Mane uçuyordu. Bu Mane inanılmazdı. Yine geri düşüyoruz. George Best. Evet arkadaşlar, şov başlasın mı acaba, bakalım bu maç mı? Turuncu vurdum bilerek çünkü adam eğer oyuncu koyarsa ve sen turuncu vurursan oyun kötü olarak algıladığı için kafasının üstünden gidiyor ve top ağlara gidiyor. Bu aklınızda olsun. Yeşil vurunca da o adam her türlü o kafayı vuruyor. Uzaklaştırma şansı oluyor ama turuncu vursanız rakibin kafasının üzerinden gidiyor. Niye savunma yapamadık anlamadım. Bu 3-4 maçlık bir savunma problemimiz var. Bak yine savunmam açık. Rooney maalesef 3-2 öne geçiriyor takımı. Ve tabii ki Bruno Fernandes bu sefer oyuncu koymadı arkadaşlar ve hemen yeşil vurduk. Bir mantık. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani ekstra bir tuşa basmıyorum. Sadece kare ama şöyle. Time finishing kullanmanız gerekiyor frikiklerde. En azından benim kullandığım bu tarz frikiklerde. Time finishing nedir? Normal bir kere kareye basıyorsunuz. Oyuncu şut vuracak çünkü. İkinci kareye basışınız top tam ayaktan çıkarken olması lazım arkadaşlar. Bunu net bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Oyuncu yeşil vuruyor. Yani toplamda iki kez kareye basmanız lazım. Bu maçı da kazanmayı başardık. Ronaldo'nun çok güzel aşırtmasıyla. Ve bu da bizim son maçımız. Bu videodaki. Yaklaşık 19 saniyelik bir süreç var. Kulusevski. Bu maçta adam var ya bak, inanılmaz bir kaleci kullanan rakibe karşı oynadım bu maçta. Sürekli çok iyi kaleci kullanıyordu. Ve 3-0'ı buluyoruz. Neymar bu haftanın ilk partını bitiriyor. 15-0'la ilk haftayı, ilk partı bitirdik pardon. Yayınlarımı bekliyorum. Bu süreçte destek olan herkes için teşekkür ediyoruz. Tabii ki her zamanki gibi sponsorumuz Brilyon'a teşekkür ediyorum. Uzun uzun konuşmaya çalıştım. Bir sonraki videoda soru cevap yapacağız. O yüzden sorularınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben de bir sonraki videoda cevaplarım. Maçlar bir yandan oynanırken ona da cevaplamış oluruz. Çok teşekkürler bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.